Merhaba, Meriç Küvetası YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün özellikle piyasaları yakından izleyen iktisatçılar için sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada çok önemli bir gün. Yani yıllarca rastlanmayan, işte en son dünya çapında pandemi döneminde rastlanan, ondan daha da geriye gidersek böyle 5-10 yıldır bir rastlanan büyük çöküş yaşadık. Tabii onun etkisi Türkiye'de de oldu. Şimdi kimileri buna kara pazartesi diyor. Şimdi tabii ben hem uluslararası boyutu hem Türkiye boyutunu çok kısaca özetlemeye çalışacağım. Benim başlığım şu. Hani kara pazartesi diye böyle hani kolaycılığa gitmek istemiyorum ama kara pazartesi de içinde var başlığı. Nedir? Kara pazartesi mi? Keriz silkelenme mi? Ki Türkiye içinde bunu koyabiliriz. Yoksa alım fırsatları mı? Şimdi bu üçünü değerlendirmek lazım. Bunu herkes kendi birikimine göre değerlendirecek. Ben de kanaatlerimi ekleyeyim. Bir kere kara pazartesi diyebilmek için çok erken. Yani bunun kara olabilmesi için bir arka arkaya gelmesi lazım ama kara olmanın gerekçelerine baktığım zaman bunun öyle bir kara bir pazartesi değil de uluslararası piyasada biraz panik, biraz da yeni alım fırsatları yaratma peşinde olduğunu, yaratma amacında olduğunu düşünüyorum. Göreceğiz. 2-3 gün daha eğer böyle düşüyorsa ama 2 gün daha gider diye tahmin ediyorum. Fakat kara pazartesi veya işte bu düşüşün arkasında söylenen şey şu. Amerikan ekonomisi resesyona giriyor. Bu gerekçeyle herkes işte ellerini her şeyi satıyorlar. Sadece hisse senetleri değil. Yani hani hisse senetleri düşüyor, tahvil o da düşüyor. Altın da düşüyor, gümüş de düşüyor, değerli metaller de düşüyor. Her şey düşüyor. Yani artan bir şey yok. Her şey düşüyor. Sığınılacak bir liman yok. Peki resesyon olacak mı? Şimdi Amerikan ekonomisi eskisi gibi hani 2,5-3'ler seviyesinde yükselmiyor. %1,5-2 büyüme şeyleri, 2 bile yok, 1,5'lar seviyesinde. Şimdi burada ciddi bir şekilde eğer resesyon olursa oradan çıkması biraz zorlanabilir. Ve ciddi bir resesyona Fed de izin vermez. Amerika'nın mevcut yönetimi de izin vermez. Ve gelecek olan eğer gelecek olan derken o da fiyatlanıyor, gelip gelmeyeceği belli değil. Trump da vermez. Çünkü bakın dünyada artık ekonomideki büyüme hızı yavaşladığı dönem, o öyle bir dönem yaşıyoruz. Resesyona girdin mi çıkması çok zor. Japonya onun yani 40 yıldır zirve resesyondan çıkamadı. Dünya ikinciliğinden dördüncülüğüne kadar düştü. Dolayısıyla şimdi %8,5 enflasyonlar çok yüksekti. Şimdi onları %3 seviyesine düşürdüler. %2'ye doğru, 2-2,5'a doğru bir iniş peşinde koşuyorlar. Ama böyle bir resesyon tehlikesi varsa merkez bankaları Amerika'da ve Avrupa'da faiz indirimine başlar. Yani resesyona izin vermez. Ayrıca gelen veri, hani şu Amerika'da tarım dışı istihdam verisi efendim beklenenin biraz aksi olumsuz sonuç verdi. Vay efendim Amerika'da resesyona gidilecek. Onun ötesinde zaten yıllardır resesyonla uğraşan Japonya'da da faiz oranı bakın Japonya'da eskiden sıfırdı da sonra faiz oranı %0,1 yani binde bir faiz oranı o 0,35'e 40'a yükseltti. 0,40 binde 4'e yükseltti. Vay işte bütün Japonya'daki kredi üreticiler Japonya'da faizler yükseliyor diye Japonya'ya olan borçlarını kapamak için dünya piyasasında kredi üreticilerini işte bozup paralarını kapamaya gidiyorlar. Yani bu bir kere Türkiye'yi etkilemez. Türkiye yani binde 4'ten bahsediyoruz. Binde 1'den binde 4'e çıkıştan. Türkiye biz %50 faizden bahsediyoruz. Söz konusu değil. Niye hani böyle bir panik? Çünkü insanlar en ucuz para Japonya'da diye gidiyorlar. Japonya'da
Borçlanıyorlar bindeyle, Japon yeniyle. O Japon yeniyle yine dolar alıyorlar. Oradan geliyorlar dünya çeşitli ülkelerine tahvillerine yatırım yapıyorlar. Şimdi bu böyle bir panik. Ama esas neden Amerika'daki resesyon beklentisi. Bu resesyon olur mu? Şimdi Amerika'nın dev yatırım bankalarının ve fonlarının şeyi işte birkaç gün daha bekleyelim diyen var. Bir kısmı da bunlar yatırım fırsatıdır. Şişmişti özellikle teknoloji hisseleri çok şişmişti. Biraz aşağı düşüyor. Alım fırsatları doğuyor diyor. Bu ne demek alım fırsatları doğuyor? Yani bir süre belki biraz daha düşer ama sonra bir yatay seyir başlar ve alım fırsatı doğar yurt dışı piyasalar için. Gelelim Türkiye'ye. Ha peki bu arada da beklentiler ve baskılar şöyle. Vay efendim FED hemen toplansın. Erken faiz indirimi yapsın, olağanüstü toplantı yapsın, erken faiz indirimi kararı alsın diye yine yurt dışındaki bu trader'lar biliyorsunuz. O piyasacılar yurt içinde de yurt dışında da yamyam gibidir. Böyle hemen hep bana diye yontarlar. Böyle bir faiz hemen Fed'in bir güçlü bir tepki göstermesini istediler. Hatta işte %25 değil de %50 yani 0,5 puan faiz arttırımı beklentisi yoğunlaştı. Ama aklı başında olanlar da diyor ki yani şimdi böyle bu 1-2 günlük dalgalanmaya karşı vay Amerika çok ciddi bir şekilde resesyona giriyor. Enflasyon da %2'nin üstünde bir stagflasyon var. Yani hem enflasyon hem durgunluk felaket bir şey var. Merkez Bankası yani Fed toplansın. Ya Fed böyle bir günlük, 2 günlük tamam sert bir dalgalanma ama onun için acil toplantı yaparsa zaten piyasaya vereceği mesaj şu de olur. Evet hakikaten durum çok berbat ve o yüzden biz olağanüstü toplantıya girdik. Durum çok berbat değil resesyona girme açısından. Çünkü bir ay içer, yani bundan önceki bir ay önceki verilerde resesyon sinyali mi vardı ki birdenbire çıktı? Hayır belli bir panik var. Ama göreceğiz birkaç gün daha. Şimdi bu panik nedeniyle Japonya 12 puan düştü bu Japon borsası. %12, 12 puan değil, %12 düştü. Kore %9 düştü. Bizim borsa %7 düşüşlü açıldı. Sonra 3,5'lara düştü. Şimdi baktık kapanışta %5,5 düşüşle kapandı. Avrupa borsaları %2,5'la düşüşle açıldı. Ben bunu çektiğim zaman devam ediyordu piyasalar. Amerika borsası da yine yani 2,5'lar seviyesinde düşüşle açıldı. Onlar da daha devam edecek gecenin bir vaktine kadar. Orada daha ne olur bilmiyorum. Şimdi durum bu. Şimdi böyle bir durumda ben Cuma günü ne? Şimdi bunu beklemiyorduk. Yani Cuma akşamı tamam ben Cumartesi Amerika'da hafif bir düşüş var ama Asya borsalarında böyle müthiş bir düşüş şey patlak vereceğini tahmin etmiyordum. Etmiyordum ama Türkiye için şunu tahmin etmiştim ve son hafta sonu videosunda söyledik. Biliyorsunuz ben hisse senedi daha önermiyorum. Niye önermiyorum? Hisse senedi kötü diye değil. Biliyorsanız hisse senedi, daha doğrusu bilmenin ötesinde çok yakın izleyebiliyorsanız hisse senedi içine girin. Ama hisse senetlerinde fırsatlar var. O nedenle de bırakın bu işi banka yatırım fonunun hisse senedi yöneticilerine bırakalım. Banka yatırım fonlarının hisse senedi ağırlıklı fonlarına faydalanalım diye düşünüyorum. Ben şunu demiştim şimdi geçen hafta da düşüşler yaşandı. İşte en son ne zaman ne kapanmıştı bakayım hemen notlarıma. 10.473'ten kapanmıştı borsa. Böyle demek ki 10.200 çünkü 11.200'leri gördü, 10.800'leri gördü. Bunun aşağı gideceği en fazla nokta 10.200 dedi. Tabii Japonya'daki ve şeydeki bu dünyadaki dalgayı kimse kestiremiyor. Kestirebilsek başka yerde olurduk. Yatırım fonları için pazartesi ve salı alım zamanıdır diye düşünüyorum dedim. Pazartesiye bir bakalım dedim. Niye? Çünkü hisse senedi. Çünkü bu arada da ne
Pozisyonlar neydi? 19 Ağustos, ama 19 Temmuz'dan beri bütün pozisyonlar likitte duruyor. Yani havayı, yani fırsatları kollama açısından doğru bir strateji uyguladık. Ama işte burada bunların bir kısmının pazartesi, salı yatırım fonlarına, yani hisse senedi ağırlıklı, yani öbürü de likit yatırım fon zaten, hisse senedi ağırlıklı fonlara gitmesinin zamanı geldi demiştik şey zaman, hafta sonu videosunda. Şimdi bu pazartesi açışı gördük mü? Evet, şimdi zamanı, hem de tam zamanı mı diyelim, yoksa bir iki gün daha bekleyelim mi? Çünkü burada şöyle bir şey var. Daha önceki videoda da dedik. Elinde hisse senedi olanlar için bir geri silkeleme operasyonu geliyor olabilir dedik. O da yaşanacak Türkiye'de. Bir geri silkeleme operasyonu yaşanacak. 10.200 dedik işte hisseye, endekse 9.800'e geldi. Yani 9.893 aşağı yukarı 300 puan beklediğine 300 puan daha aşağısına geldi. Bunun 9.500'e de gidebileceği söyleniyor. Hatta eğer böyle hakikaten kara pazartesi ise 9.000'e kadar bile gideceği söyleniyor. Daha hatta o zaman gideceği yer bile söylenmez. Hakikaten kara bir kabusu, ama öyle bir dünyada öyle bir kabusu görmüyoruz. Parantez, hani büyük bir bölgesel savaş çıkmaz ise, büyük bir bölgesel savaş çıkmaz ise, o bölgesel savaş çıkarsa da yani bir de bizim bölgede çıkacak, o ayrı bir konu. Hemen biz dağıtmayalım, dönelim tekrar. Şimdi burada yatırım, hisse senedi ağırlıklı yatırım fonu al dediğin zaman alınmıyor biliyorsunuz. Eğer öğlen 12'ye kadar, mesela pazartesi, bugün öğlen 12'ye kadar al dediyseniz, salı günü saat öğleden sonra alım gerçekleşiyor, ama hangi fiyattan gerçekleşiyor? Bugün oluşan, yani pazartesi oluşan düşük fiyattan ve salı ilan edilen fiyattan. Yani dolayısıyla hani bizim cuma günü dediğimiz, artık bunlar düştü alınır dediğimiz fiyat için bugün daha da altında bir seviye oluştu salı günü için. Ama devam edebilirdi düşmeye. O zaman belki bekleyip çarşamba, yani salı alım talimatı verip çarşambaya yönelik gidilebilir, veya ben dalganın en alt ve en üstünü yakalama iddiasında değilim düşüncesiyle hareket edip bir iki gün daha beklenebilir. Yani çünkü sonuçta biz 19 Temmuz'dan beri likit fonlarda bekliyoruz. Gelme zamanı gelmişti. Türkiye'nin şartlarında gelmişti, ama dış dünya şartlarında düşüş devam ediyor. Eğer bu uzun sürmezse, bu düşüş yine bu alım zamanı nedeniyle bize iyi bir alım fırsatı sunuyor. Bir kere onun altını çizelim. Ama devam edecek mi? Ama diğer taraftan da şunu söylüyorum ki, öyle bir hani dünya resesyon vesaire diye böyle büyük bir çöküş böyle beklemiyorum dünyada. O zaman biz şimdi günübirlik, çünkü biz bir paranın enflasyona karşı korunmasının mücadelesini yapıyoruz. Öyle büyük parayı katlama değil. Ha tabii ki enflasyonun üstünde biraz da kazanç sağlamanın mücadelesini yapıyoruz. Dolayısıyla hani her gün yatırım fonu ve borsada uğraşanlar gibi, İşte bugün düştü alalım, bugün yükseldi satalım, bırak tak bunun ticaretini yaparak para kazanma peşinde olanlar varsa, o ayrı bir stres konusudur zaten. Ve hele hele böyle düşüşlerde hep panikler olur. Elden çıkarmalar olur. Ve uzun vadede böyle davrananlar genellikle kaybeder. Şimdi vadisi belli olmayan, daha doğrusu kenarda unutulacak bir tasarruf için önerilen bir yatırım aracıdır hisse senedi ağırlıklı yatırım fonu. Dolayısıyla şimdi bu düşüş gelen seviye alım fırsatı için iyi bir fırsat. Ama hep her zaman ne söylüyoruz? Yani ben, herkes, aklı başında olan herkes, yani spekülatörleri boş verin. Mutlaka portföyün içerisinde likit pozisyon olacak. Likit pozisyon olacak. Biz %100 likitte duruyorduk Temmuz'un ortasından beri. Şimdi bunun %40'ını, 50'sini böyle hisse senedi ağırlıklı fonlara
atabiliriz. Öbür %50 yine durur. Daha aşağı iniş olur. Tekrar alınır. Fırsatlar kullanılabilir. Ama tekrar ediyorum, yarını da izlemek lazım. Ha, ben en dibi gördüm, buradan gireyim. Onu demek kolay bir iş değil. Onu bilen kimse de bilmez. Ama artık böyle biraz bir aşağı inip orada durup yukarı pozisyonu başlıyor. Başlıyor. Yani daha doğrusu başlayacak. Ama başlayacak kanaatini kesinleştirmek için bir 2-3 günü daha görmek lazım. Yani en dip noktayı yakalama peşinde koşmayıp da ya bakalım bu çöküş nerede? Çünkü iyi bir çöküş. Yani alım fırsatları için bana göre iyi bir çöküş oldu. İyi bir düşüş oldu. Yani nakitlerde bulunanlar için. Ha, 2 gün geç alırız, biraz daha yüksekten alırız desek bile bizim almaya razı olduğumuz pozisyon neydi? 11.300 seviyesiydi. Hatta 11.400 seviyesiydi. Şimdi gelmiş 9.890, 9.900'e. Yani buradan yakalama şansı o. Yok, yine tekrar bekleyip 10.200'lerden alınabilir. Yani onları gözlemlemek lazım. Kısaca demek istediğim bu. Şimdi zaten bugünkü yayını uzatmak istemiyorum. Piyasayı 16 dakika anlattım ama iki önemli şey daha var. Peki Türkiye için piyasalarda ne vardı? Çünkü faiz indirimini de etkileyecek bir şey. Ben kendi enflasyonumu açıklamıştım. TÜİK yine kendi palavralarını sıktı. Hem TÜİK enflasyonu hem ENAG enflasyonu. Kısaca özetleyeyim ve yorumunu yapalım ki faiz indirimine etkisi olur mu? Şimdi TÜİK 3,23 buldu. Biliyorsunuz şeyde Haziran'da işçi ama emekli maaşlarının artışını düşük tutmak için 1,7 gibi 1,6 gibi bir saçma bir enflasyon oranı açıklamıştı. ENAG 5,91 buldu. Ben 7,24 bulmuştum Temmuz için. Kendi özel ayrı tüketim sepeti, aynı sepeti kullanmıyoruz. 12 ayda da 61,78'e geldi. Yani %62 TÜİK'in enflasyonu. 71'den 62'ye niye? Geçen sene Temmuz çok yüksekti. ENAG %100,88, %101 diyelim. Benimki de benim ölçtüğümde 12 aylık %104. Yani ENAG da benimki kafa kafaya gidiyor. Şimdi Mehmet Şimşek de demiş ki Temmuz ayı hariç enflasyonda geçici etkiler var. Temmuz ayında enflasyonumuz daha da düşecek. Baz etkisiyle düşüyor ama aylık baza bakıldığın zaman Merkez Bankası onu söylüyor. Enflasyon yıllık bazda düşecek ama bize faiz indirimi için aylık baza bakmamız lazım diyor. Şimdi aylıkta bir enflasyon düşüş eğilimine girdi mi? TÜİK'te bile girmedi. Bakın, Haziran ayında TÜİK bir şey yaptı, katakulli yaptı, bir ne diyelim dolandırıcılığa hizmet etti. 1,60 civarında enflasyon ilan etti ki memur maaşlarıyla emekli maaşları artmasın. Ama onun dışında baktığımız zaman Ocak ayı çok yüksekli çıkartıyorum. Şubat'tan Temmuz'a kadar olan bütün TÜİK enflasyonları %3,5 civarında dolaşıyor Haziran'a. ENAG'a baktığımız zaman ENAG'ın enflasyonları da o da %4,5'la 5,91 arasında. Ocakları ağır, Ocaklar çok yüksekti. Yani aylık enflasyonda ENAG'da %5 seviyesine oturmuş. Bende o da %4,5'ta %8. Bende de ortalama %5,5-6 seviyesine oturmuş. ENAG'da da 5 seviyesine oturmuş. TÜİK'te 3 seviyesine, 3,5 seviyesine oturmuş. Peki ne olacak da enflasyon daha aşağı düşecek? Ne yapacak hükümet? Bu faizle falan düşeceği yok. Çünkü Türkiye'deki talebi, hani yüksek faizle parayı kısarak talebi kısalım, enflasyonu düşelim. O öyle talebi kısılan kesim nüfusun %80'iydi ve kesildi zaten onun talebi. Öbürü %20 azgınca harcamaya devam ediyor. Yani Bodrum'daki, Çeşme'deki bir lokantaya gidip 6 kişi, 10 kişi bir masaya 1 milyon lira hesap ödemeye devam ediyor. Onların tüketimlerinde bir düşüş yok. Oradaki bir talep daralması yok. Yani Türkiye'deki toplam talebin
%50'sini nüfusun %20'si karşılıyor. Böyle bir yapıda sizin bu faiz politikanız onların talebini etkilemiyor. Başka enflasyonla mücadele yöntemlerine ihtiyaç var. Diğer taraftan da Merkez Bankası'nın kendisi de söyledi ki biz yıllık bazdaki enflasyonla düşüşüne değil, enflasyondaki aylık eğilimlere bakacağız. Anladığım kadarıyla Merkez Bankası faizi düşürmemek için direnecek. Sanayiciler, işte Odalar Birliği, MÜSİAD onlar da düşürün diye baskı yapacak. Kim galip gelir bilmiyoruz. Reisi kim ikna ederse. Ama burada belki hani 2,5 puan değil, 5 puan değil ama hani 50'den 49'a düşürme de konuşulabilir. Eylül olmasa bile Ekim'de ama Kasım'da böyle bir düşüş baskısını bekliyoruz. Şimdi benim Twitter'da söyledim. Ben yani bu sıcak para ve geri trade'in böyle devam edeceğini düşünmüyorum. Bu Kasım'da büyük bir fırtına beklediğimi baştan da söyledim. Hakikaten büyük bir fırtına bekliyorum. Fakat şimdi bazen öyle bir gelişmeler oluyor ki bu Kasım'dan öne de çıkar. Çünkü şöyle bir şey var. Yani ben bu kadar yaşımda şu tecrübeyi söyledim. Burası Türkiye abicim edindim. Burası Türkiye abicim. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Şimdi durduk yerde biz Instagram'ı kapadık. Peki niye kapadık? Niye kapadık? Şimdi İletişim Başkanı yani Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanı yani bir memur siyasi hüviyet diyor bir memur Instagram'da dünyanın terörist diye kabul ettiği öldürülen Hamas'ın başındaki kişi için taziye mesajı gönderiyor. Taziye mesajı. Instagram'da bunu şey yapıyor. Sansürlüyor. Vay sen benim mesajı sansürlersin. Ha, ben de seni kapatıyorum diye açıyor BTK'ya yani Bilgi Teknolojileri Kurumu'na. Kapatın bunu diyor. Kapatıyor. Şimdi bakın hukuk yok. Mahkeme kararı yok. O yok, bu yok. Sadece ve sadece sen bana sansür uyguladın, öyle mi? Kapatılıyor. Şimdi bunun dünyadaki etkisini, yatırım fonlarına da, geri trade'e de, Türkiye'deki faize de, Türkiye'deki borsaya da etkisi acayip patlak verebilirdi. Ama şükretsinler ki bu krize denk geldi. Pazartesiye denk geldi. Şimdi bir iki saat içerisinde galiba sorun kapatılacakmış. Fakat şunu da söylemeliyim. Bu arada bizimkiler bunu böyle yapıyor da Instagram aa biz çok iyiyiz diye şimdi şurada şu var. Bizim hükümet de ben bu arada hükümeti savunduğum yok onun asla zaten besbelli konuşmalarda. Bizim hükümet de şunu diyor. Instagram diyor terör örgütlerine diyor sansür uygulamıyor. İşte gerekçe olarak da göstermişler. Bizim 40 yıldır mücadele ettiğimiz, adını bile verip reklamını yapmadığımız o şerefsiz silahlı terör örgütü, bölücü terör örgütünün propagandasını sansürlemiyor. Bunu sansürle kardeşim, sansürlemezsen kapatırım dese haklı. Ama kapattıktan sonra bu gerekçeyle kapattım diyor. Hayır, o gerekçeyle kapatmadınız. Dünya alem biliyor ki siz bunu o yine bir terörist, dünyanın yine bir terörist diye kabul ettiği Filistinlilerin bütün Filistinlileri de temsil etmeyen Hamas liderinin ölümü üzerine yayınladığınız taziye mesajına sansürlediği için kapadınız. Bunu herkes biliyor. Herkes biliyor. Ama şimdi siz haklı olunan bir gerekçeyi ortaya sunuyorsunuz. Ama o zaman bunu bugün o an yapma, daha önce yapsaydın. Veya bekle aradan bir hafta geçsin, o zaman yap. Çünkü bunu sen mahkeme kararı olmadan ben işte bak bir memur kararıyla kapatamazsın. Bir memur kararıyla kapatırsan derdini hiç kimseye anlatamazsın. Ben de o Twitter'da dedim ki bakalım bu iletişim başkanının emriyle bak ricası değil emriyle kapatıldı. Eğer bu işe siyaset el koymazsa çözüm bulmazsa ki sanıyorum akşam saatlerinde bulunmuş olacak.
çözüm bulmazsa o zaman Merkez Bankası Başkanı rica edecek dedim. Bakın rica edecek. Açın diye. Çünkü bu iş bürokratlara kalmış. Bu da bir ayrı bir rezillik. Ayrı bir rezalet. Çünkü niye Merkez Bankası Başkanı rica edecek biliyor musunuz? Çünkü dünyadan öyle bak bu Kasım'a kadar beklediğimiz bu hani kredi rate gelen para erken kaçabilir. Bunu gerekçe ederek de kaçabilir. Ya Türkiye'de hukuk yok tamam biliyorduk ama böyle artık hani Cumhurbaşkanı veya siyasi ya zaten tek başına tek adam karar verirdi de şimdi bürokratlar karar vermeye başladı denmeye başladı ha ipin ucunu kaçırırsınız. İpin ucunu kaçırırsınız. Bu da ayrı bir problem. Başta söyleyecektim unuttum şimdi söyleyeyim bu saate kadar varsa. Arkada gördük kitapları. 21. yüzyılda Türkiye için fabrika ayarları, 21. yüzyıl için Türkiye'nin fabrika ayarları, ekonomide karşı devrim ve denizde yaşamak. Bu iki kitabım hem Amazon'da, geçen hafta Amazon'da bitmişti. Amazon'a stok olarak yeniden geldi. Efendim, hem de denizkütüphanesi.com'da satılıyor. Bugün Amazon'a yine baktım. O stoklar gitmişti. 6 tane kalmış. Yayın evini aradım. Aman dedim stoklar bitmeden tekrar gönderin. Tekrar yayın evi Amazon'a küçük bir parti daha gönderdi. Okumanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra geniş geniş bu kitabın içerisinden bazı bölümleri, her bölümü değil tabii, paylaşacağım. Ve tabii denizcilikle de ilgili paylaşacağım. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.